Evet gençler. Şimdi eğim kavramıyla başlıyorum. Eğim diyorum öncelikle. Eğim. Bir doğrunun eğimini nasıl buluyorduk? Hocam eğimi biz m ile gösteriyorduk. M ile gösteriyorduk. Ve biz bu doğrunun eğimini ne ile buluyorduk? Tanjant alfa. Tabii ki burada bahsetmiş olduğum alfa açısı bizim doğrumuzun x ekseniyle yapmış olduğu pozitif yönlü açıydı. Yani hocam ben size getirip bir tane doğru verirsem ilk doğrumu böyle vermeyeyim. Hadi bakın bir tane doğrumu böyle verirsem siz ne yapıyordunuz? Hemen bu doğruya bir x ekseni yaratıyordunuz. Yani bu x ekseni isterseniz bu tarafta olsun ama ona bir paralel çizerseniz bunların yapmış olacakları aradaki açı alfa ile gösterilecekti ve tanjant alfa olacak. Örnek veriyorum. Benim buradaki D1 doğrum, D1 doğrumun tanjant alfasına gidecek olursam yani M1 derim. M1 eşittir tanjant alfa. Şurada gördüğünüz alfa açısı 0 ile 90 derece arasında. Yani bir dar açı olduğundan dolayı bu tanjant alfa nasıl çıkacaktır? Sıfırdan büyük çıkacaktır. Dolayısıyla sağ yatık doğruların eğiminin ne olduğunu söyleyebilmişiz. Büyüktür sıfır olduğunu söyleyebilmişiz. Hocam değiştir. Değiştiriyorum. Eğer ki doğrumu ben bu şekilde verirsem. Gene siz benim karşıma gelip diyeceksiniz ki buna ben x eksenine bir tane paralel çizerim. Evet. Sen bu x eksenine çizdiğin paralel doğrultusunda x ekseniyle bakın pozitif yön. Bunları trigonometri dersinde çok güzel görmüştük. Pozitif yönlü bir açı yaptım. Açıma beta dedim. Artık buradaki D2 doğrusunun, buradaki D2 doğrusunun x ekseniyle yapmış olduğu pozitif yönlü açının beta olduğunu biliyorum. Doğru mu? Evet arkadaşlar. D2 doğrusunun x ekseniyle yapmış olduğu pozitif yönlü açıyı konuşacağım. M2 eşittir tanjant beta mı oldu? M2 eşittir tanjant beta mı oldu? Hocam senin buradaki almış olduğun açı geniş bir açı mı? Ve bu geniş açı dediğim adam artık 90 dereceden büyük bir tanjant yani ikinci bölgede olan bir tanjant olduğu için ne çıkacak? Küçüktür sıfır. Dolayısıyla sizin eğiminiz negatif çıkmak zorunda kalacaktır diyebiliriz. Evet gençler belli başlı iki tane adamınız sürekli olarak bunlar olacak. Başka bir doğru verdim. Evet bu seferki doğrum şöyle oldu. Doğrumu verdim. Hocam bir tane x ekseni çiz. Al x ekseni de bu olsun. Evet arkadaşlar bu doğrunun x ekseniyle ne olduğu görünüyor? Paralel olduğu görülüyor. Doğru mudur? Bunların ikisi yani D1 doğrusu x eksenine ne yapmış oldu? Paralel olmuş oldu. D1 paraleldir x ekseni. Hatta x olarak da yazmayayım bence onu. Ne yazayım? Kitap ağzıyla OX ekseni. Orijin ve x doğrultusunda olan eksen. D1 OX'e neymiş? Paralelmiş. Paralelse arkadaşlar bu doğru. Hiç açı yapmış mı? Hayır yapmamış. O zaman bunun eğimi ne olacak? Eğim dediğim şey tanjant sıfır olacak. Tanjant sıfır dediğiniz adamın sinüs sıfır bölü kosinüs sıfır olduğunu unutmayınız. Sinüs sıfır bölü kosinüs sıfır. Hocam benim sinüs sıfır dediğim adam sıfır. Kosinüs sıfır dediğim adam da bir olduğuna göre sıfırı bir sayıya bölmek bana ne sonucunu verecek? Sıfır sonucunu verecek diyebilirim. Anlaşılmayan bir bölüm var mı gençler burada? Son doğrumu veriyorum. Son bir doğru daha veriyorum. Hocam bu seferki doğrum da şöyle olsun. Evet. Gel bir tane de buna x ekseni çiz. Al. Bu da senin x eksenin olsun. Bakınız arkadaşlar şuna x ekseni dedim. Şu da benim yeni doğrum. Ne olsun doğrumuzun adı? Bu sefer de doğrumuz bizim D3 doğrusu olsun. Anlaştık D3 doğrusu olsun. Ha hocam bir tane de y ekseni göster de onun y olmadığını anlayalım. Tamam. Alın bakın bu D3 doğrusu. Y ekseni olsaydı da bir şey fark etmeyecekti arkadaşlar. Doğru mu? Y ekseni de x eksenine dik olarak geçmiş. Bakınız burası 90 derece. O zaman ben bunun için de şunu mu yazabilirim size arkadaşlar? D3 diktir. OX ekseni ise evet bunun eğimini bulmanızı istiyorum. Yani M3 eşittir tanjant 90. Tanjant 90. Siz ki tanjant 90'ın ne olduğunu biliyorsunuz. Sinüs 90 bölü kosinüs 90. Sinüs 90 bölü kosinüs 90. Hocam sinüs 90 dediğin adam 1. Kosinüs 90 dediğin adam 0. Sayı bölü 0. Evet arkadaşlar bu ne çıktı? Tanımsız. Yani dik doğrularımızın eğimleri ne çıkıyormuş arkadaşlar? Tanımsız olarak çıkıyormuş.
dik doğrularımızın derken yani ilk seksenine dik olarak yapılmış bir doğrudan bahsediyorum arkadaşlar. Bakınız. Eğer ki doğrunuzun iki noktası biliniyorsa tekrar göstereceğim onu. İki noktası bilinen, iki noktası bilinen, iki noktası bilinen bir doğrunun eğimini bulmanızı istiyorum. İki noktası bilinen doğrunun eğimi. Gençler özellikle bakın bu eğimi net bir şekilde bulabiliyor olmanız gerekiyor. Hocam iki noktası bilinen bir doğrunun eğiminden bahsediyorsanız hemen şuraya getirdim. Bir koordinat sistemimi çizdim. Koordinat sistemimi şöyle bir çizdim. Koordinat sistemi üzerinde bir tane doğru verdim. Koordinat sistemi üzerinde bir saniyenizi isteyeceğim. Şunları bir hemen temizledim. Koordinat ekseni üzerinde şöyle bir doğru verdim. Evet arkadaşlar farkında mısınız? X'ten geçirmiyorum. Yani X'ten derken orijinden geçirmiyorum. Özellikle onu belirtmeye çalıştım. Burası bizim için X ekseni. Burası bizim için Y ekseni. Şurası bizim orijinimiz. Evet arkadaşlar bakınız. Bu doğrunun iki noktası belli mi? Şu nokta A noktası. Koordinatları da x1'e ne olsun diyordum? Y1 olsun diyordum. Bu noktanın da x2'ye ne olsun diyordum? Y2 olsun diyordum. Doğru mu? Ardından ben sizden bu doğrunun eğimini istersem ne diyorum? X eksenine bir tane paralel çiz. Bakınız x eksenine hemen paralelimi çizdim. Artık buradan yürüyorum. Benim için bu doğrunun eğimi şu açının alfası. Eğim dediğim adam ne olacak? Tanjant alfa. Tanjant alfa dediğiniz şey ne olacak arkadaşlar? Bakınız karşısı y2 eksi y1. Karşısı y2 eksi y1. Komşusu ise kim? x2 eksi x1. O zaman karşı bölü komşudan dolayı da y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 denilen ifadenin de bizim için ne olduğunu söyleyebiliyorum. İki noktası bilinen bir doğrunun eğimi olduğunu söyleyebiliyorum. Arkadaşlar iki noktası belli doğrunun eğimini bulduk. Ben size getirdim. Örnek veriyorum. Diyorum ki bir tane A noktası A eksi 1'e 3 ve B 4'e eksi 2'den geçen 4'e eksi 2'den geçen doğrunun eğimini bulunuz dediğimi varsayınız. Geçen doğrunun eğim. Evet ne yapıyorum gençler? Bu doğrunun eğimini bulmak için. Hocam geliyorum. Gayet şu solda yazdığım kuralı kullanacağım. Başka hiçbir şey yapmayacağım. Hocam şu adam x1, bu adam y1, bu adam x2, şu adam y2 olduğunu varsayarsak benim için bakın AB doğrusunun eğimi şu biçimde gösterilecek. AB doğrusunun eğimi y2 eksi y1 bölü x2 eksi x1 biçiminde olacaktır. O zaman hemen yapıyorum. Y2 eksi y1 eksi 2 eksi 3 bölü x2 eksi x1 4 eksi eksi 1. Doğru mu? Hocam o zaman yukarısı eksi 5. Aşağısı artı 5. Ne geldi bana? Eksi 1. Evet arkadaşlar. O zaman ben bu soruyu değiştirebilirim. Doğrunun eğimi değil de doğrunun eğim açısını sormak istiyorum arkadaşlar. Bu doğrunun eğim açısı. Bu doğrunun eğim açısı. O kaç olur? Evet hocam. Sen eğimini eksi 1 buldun. Sen eğimini eksi 1 buldun. Eğim ne demekti arkadaşlar? Tanjant alfa yani x ekseniyle yapmış olduğunuz açı. Tanjant alfanın eksi 1 çıktığını görüyorum burada. Tanjant ne zaman artı 1'de? 45'te. Ne zaman eksi olur? İkinci bölgede ya da dördüncü bölgede. Doğru muyuz? Ben doğrunun eğimini alırken ne yapıyorum arkadaşlar? Pozitif yönünü çalıyorum. Tanjantım 45'in bütünleyeni alfayı ne bulmuş oluyorum? 135 derece olarak bulmuş olurum diyebilirsin. Anlaşıldı. Basit bir örnek tabii ki arkadaşlar. Yani tamamen hatırlatmak için yaptığım bir iş oldu bu. Evet. Sıkıntım, sorunum yoktur umarım. Evet hocam eğim konuşuyoruz. Eğim konuşuyoruz. Belki de doğrunun denklemi verilmişti. Doğrunun denkleminden o eğimi bulmanızı istiyor olabiliriz. Doğru mu? Denklemi verilen doğrunun bakın denklemi verilen doğrunun eğimini bulalım. Verilen doğrunun eğimi. Evet arkadaşlar denklemi verilen doğrunun eğimini nasıl buluyoruz? Hocam elimizde iki tür denklem vardır arkadaşlar. Bakınız
Birincisi y eşittir mx artı n. Bu denklem bizim için açık denklemdir. Evet, bu matematikte de yani nerede görürsen gör buna açık denklem diyeceğiz. Artı bir tane daha denklemim var. O denklemle ax, hatta bunun altına yazmayalım. Bu açık denklemimiz bizim. Geldim şu tarafa da öbürünü yazacağım. Şöyle çekeyim. Ax artı by artı c eşittir sıfırda. Benim ne denklemim arkadaşlar? Kapalı denklem. Şimdi bunları niye açık denklem, kapalı denklem olarak ayırmışız? Açık denklem çok açık arkadaşlar. Açık denkleme baktığınız zaman, yani y'yi yalnız bıraktığında x'in önündeki katsayı sana daima eğim verecek. Duydun değil mi? Y yalnızken buradaki sabit terim sana neyi verecek? Y eksenini kestiği yeri verecek. Bakın arkadaşlar, bunları biz parabolde de kullanacağız. Bu arada hatta yani olayı ayarlayabilirsem yarınki dersimiz parabol olacak. Yani yarın ve yarından sonra parabol anlatacağım. Ondan sonraki günü tekrardan analitik geometriye geri döneceğim. Çünkü sıkılmalar olabiliyor. Böyle sürekli biz bir 7 gün 6 gün işte tek bir konu işleyince insanlar yorulabiliyor. Yarınki dersimizde parabol işlemeyi planlıyorum. Bilginiz olsun. Arkadaşım parabolde de aynı. Paraboldeki sabit terim de yine bana y eksenini kestiği yeri veriyor. Biz y eksenini kestiği yeri bulmak için ne yapıyorduk? Evet, evet doğru. X'e 0 veriyorduk, doğru mu? X eksenini kestiği yeri bulmak için de y'ye 0 veriyorduk. Bitti gitti. Çok fazla uğraşmıyorum. Bu tarafa geldim. Gençler, kapalı denklemden bahsediyorum. Şurada ne konuştum? Y'yi yalnız bırakmaktan bahsettim. Gelin o zaman mümkünse burada da y'yi yalnız bırakınız. Şimdi y'yi yalnız bırakıyorum, bakınız. B'ye eşittir. Eksi ax eksi c mi? Eksi ax eksi c mi? Her tarafı b'ye bölüyorum. Her tarafı b'ye bölüyorum arkadaşlar. Her tarafı b'ye böldüm. O halde y dediğim adam şu mu geldi? Arkadaşlar y yalnız kaldığında x'in önündeki katsayı bakınız. Eksi a bölü b. Çok küçükken, çok küçüktük biz. O zaman bize bunu ezberletmişlerdi. İşte böyle olduğu zaman eksi x'in önündeki katsayı bölü y'nin önündeki katsayı. İşte bu adam bizim için ne olacak? Eğim olacak. Gene denklemi düzenlediğiniz zaman görüyorsunuz ki eksi c bölü b dediğinizde bu doğrunun y eksenini kestiği yer olarak belirtilebilir arkadaşlar. Evet, neden bahsettiğim anlaşıldı mı? Ben bu şekilde işlemler yaparak ne yapıyorum arkadaşlar? Eğimi buluyorum. Doğru mudur? Eğimi ama öyle ama böyle bir şekilde elde etmeye çalışıyorum. Bakın bugünkü işimiz eğim. Evet arkadaşlar, şimdi eğim diye konuştuğuma göre şöyle söyleyeyim. Eksenleri kestiği yerleri belli olan doğru denklemi diyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi bize ne yapıyorlar? Şöyle bir koordinat sistemini veriyorlar. X'ye koordinat sistemi. Değil mi? Ne yapmıştık? Mesela şöyle bir doğru çizdim. Bu doğru X eksenini A'da kessin. Y eksenini de B'de kessin. Arkadaşlar ben bunu böyle attığımda, buraya A yazdığımda bu A dediğim ifadenin sadece negatif olduğunu düşüneceksiniz. Gidip de ben onun önüne illa eksi koyayım diye bir davanız yok. Buraya A dediysem o A negatiftir. Anlaştık. Şimdi kestiğim yerler belli olduğuna göre hemen bu doğrumun denklemini yazıyorum. Arkadaşlar küçükken çok çok öğrettiler bunu bize. Yani yatıp kalkıp sanki bunu anlattılar. Başka bir şey anlatmayı bilmiyorduk. Hep bunu anlatmaya çalıştık. Lütfen dikkat, 8. sınıf kısmı x bölü x'i kestiği yer artı y bölü y'yi kestiği yer eşittir 1. Evet arkadaşlar bakın bu doğrunun denklemini tak diye yazdım. Hocam ben bunu unuttum. Ben bunu unutabiliyorum. Evet arkadaşlar, eskiler özellikle mezun kardeşlerimin daha çok unutmadığı bir formül tipi var. Evet ben bunu bir şekilde yazdım. Ama dikkat et, eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemi. Eğimi ve bir noktası durup durup aynı şeyleri niye yazıyorsun hocam, kafana kazımak için? Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemini istiyorum şimdi senden. Bilinen doğru denklemi. O zaman bak bunu biliyorsan
şu anda benim yazdığım şunu biliyorsan zaten sen bunu yazabiliyorsun. Hocam nasıl oluyordu? Elimizde bir eğim var. Bir tane de noktanız var. Nokta x 0 y 0. Gençler matematikte biz indisli bir ifade yazıyorsak o sizin için bir reel sayıdır. Yani x 0 y 0 buradaki sizin reel sayınız. Denklem yaz dedin. y eksi kim y 0 eşittir eğim çarpı x eksi kim x 0. Bakınız gördüğünüz gibi eğimi burada ardından noktayı da buralarda kullanarak neyi yaratmış oldum? Eğimi ve bir noktası bilinen doğru denklemini yaratmış oldum. Soruyu şimdi çağıracağım. Çünkü az önceki soruda bunlardan birisini ya da ikisini birden istediğinizi kullanarak çözeceksiniz. Anlaştık mı beyler bayanlar? Formülüze olarak kenara köşeye not etmek isteyen varsa hemen etsin. Geliyor sorum. Evet. Sorumu getirdim. Buyurun. Bekliyorum 2 dakika. Cevap istiyorum. Arkadaşlar. Bu soru bitti. A doğrusunun denklemini yazarım. Kök denklemi ne yapar? Sağlar derim. Bitirim. Ha, başka bir metot. Başka bir metot ne hocam? Benzerlik yaparım. Bakın birkaç türlü çözeceğim. Dedim ya hani tek bir yerden çözmeyeceğim. Bakış açımızı geliştirebildiğimiz kadar geliştirmeye çalışacağız. Arkadaşlar ben önce doğrunun denklemini yazarım. Bakın şu doğru. Eksenleri kestiği yerler belli. O halde ne yapıyorsun? X bölü nerede kesmiş x eksenini? Eksi 3'te. Eksi 3 eşitmiş. Ne eşit ya? Özür diliyorum. X bölü eksi 3 artı y bölü 4 kime eşit? 1'e. Evet arkadaşlar yazıldı bile. Bakın doğrunun denklemi yazıldı bile. Peki bu A noktası bu doğrunun üzerinde mi? O zaman arkadaşlar A bu denklemi ne yapar? Sağlar. Yani A m kare virgül 7'yi bu denkleme sağlatıyor. X gördüğüm yere m kare yazıyorum. M kare bölü eksi 3 artı y gördüğüm yere 7 yazıyorum. 7 bölü 4 kime eşitmiş? 1'e. Evet arkadaşlar eksi m kare bölü 3 eşittir. 7 bölü 4'ü karşıya attım. Yani 1 eksi 7 bölü 4. Doğru mu? O da eksi 3 bölü 4 mü yaptı? Eksi 3 bölü 4. Dikkat et eksiler gitti mi? O halde m kare eşittir. M kare eşittir. 3'ü çapraz attım. 9 bölü 4. Dolayısıyla hocam buradan m'i nasıl buluyordun Mustafa? Bu mutlak değerli çıkıyordu değil mi? M kareli bir ifade karekök içerisinde alınırsa mutlak m diye çıkar. Bu adam da bizim için 3 bölü 2 olur. Yani m denilen adam ya 3 bölü 2'dir ya da nedir gençler? Eksi 3 bölü 2'dir diyebiliriz. Bakınız sizin m dediğiniz adamın noktası d doğrusu üzerinde olduğuna göre m değeri kaçtır? Zaten şıklarda negatifiniz yok gördüğünüz gibi. Hocam m eksi 3 bölü 2 olur muydu? Olabilirdi. Çünkü siz buraya karesini yazdınız. Yani şurası zaten pozitif. Birinci bölgede çıkıyor mu? Çıkıyor. Ha buydu ha buydu. Ama şıklarda bize 3 bölü 2'yi verdikleri için ben de 3 bölü 2 ne yapmış oldum? İşaretlemiş oldum. Sorunuz tahtada. Ben de sizdeyim. Evet arkadaşlar. Y'yi yalnız bırakacağım bakın. Şu birinci doğru için şöyle bir çekeyim. Tamam mı? 5y'yi karşıya attım. 3'ü buraya attım. 2x eksi 3 eşitmiş 5y'yi. Ardından y'yi yalnız bırakmak istendiği için her tarafı 5'e bölüyorsun. Bakın arkadaşlar bu her tarafı 5'e bölüyorsun kelimesini şu biçimde yaparsanız çok açık görürsünüz. O zaman hocam başımıza ne geldi? Bu Allah bunlar gitti. Y yalnız. Y'yi yalnız baktığında x'in önündeki katsayı arkadaşlar bakınız. Eğim 1 eşittir 2 bölü 5'miş. Bu birinci doğru neyim? Evet devam ediyorum. İkinci doğru y'yi yalnız bırakmam gerekiyor. Hocam çok güzel vermişler. İyi. Her tarafı 3'e böl. Doğru mu? Bir yere çekip götürmeye de gerek kalmadı. O zaman hocam benim buradaki y dediğim adamın eğimi 2 bölü 3 mü? Eğim 2 eşittir 2 bölü 3 geldi. Sıkıntı var mı? Anlaşılmayan bir yer yok. Doğru mu? Evet, buna geldim. Hocam ne oldu burada?
Ne oldu burada? 3x artı 5y artı 10 eşittir 0. E y'yi yalnız bırakacağız diyordun hocam. Tamam, bırakalım. Evet, ha tamam, orada bir şey yapmışlar. 5y dediğim adam, 5y dediğim adam kime eşit? Eksi 3x eksi 10. Eksi 3x eksi 10. E hocam sen benden y'yi yalnız bırakmamı istiyordun. O zaman her tarafı 5'e bölüyorum. Doğru mudur? Bakınız bu gitti. Y yalnız kaldığında eğimi görüyor musun? O halde arkadaşlar sizin M3 dediğiniz adamın eğimi eksi 3 bölü 5 mi? Nasıl çıktı? Negatif çıktı. Bu 2 bölü 5. Bu da 2 bölü 3'müş. Şu en son çizdiğimi bir kere daha çizelim. Görelim. Hem. Arkadaşlar bu durumda sizin 3. adamınızın eğimi negatif, diğerleri pozitif. Bir kere M3 en küçük olacak. M3 en küçük olacak. Doğru mu? Şimdi 2 bölü 3 mü büyük, 2 bölü 5 mi büyük? Bunları sıralayacağım. 2 bölü 3 ile 2 bölü 5'i sıralayabilmek için paydalarını eşitliyorum. Bunu 5 ile bunu 3 ile eşitledim. Şurası 10 geldi, burası 6 geldi. Demek ki 2 bölü 3 daha büyükmüş. O zaman M2 büyüktür M1. O da büyüktür M3. Yani Ceyhan seçeneği bizim için ne olacak arkadaşlar? Doğru olacak denilebilir. Aynen, parabol güzel olacak Gizem.